Sabah satacağım kurabiyeleri pişirdim. Rafa kaldırdım. Ütüyü buzdolabına koydum. Balonun fişini çektim. Evcil fesleğenimin mamasını koydum. Artık huzurla eve dönebilirim. Hadi kurabiye mobile. Kurabiye mobil pek iyi bir fikir değil sanırım. Eve kadar kurabiye yürüyüşü. Nasrettin Bey amca, kuyruğa neden ters bindin? Ne Nasrettin'i, ne bilmesi. Önüne dönsen arkadaşım. Kuyruğun sonunda mıymışım? Açlıktan kendimi kaybettim yine. İmdat! Neredeyim ben? Ay tamam, buradaymışım. Kurabiyeler nerede kaldı? Çok sıkıldım. Kurabiye isteriz. Kurabiye isteriz. Kurabiye isteriz. Kurabiye isteriz. Aa, çok zevkliymiş. Ben de deneyeceğim. Kerevizle patates, Necati'yi severiz. Dükkanıma hırsız girmiş. Kurabiyeleri bulamıyorum. Ne yani, boşuna mı bekledik şimdi? Ne? Her yere baktınız mı? Evet, baksana. Evcil fesleğenim ne kadar korkmuş. Hırsızdan başka açıklaması yok. Ne yani? O leziz kurabiyelerden yiyemeyecek miyiz? Bunun bir daha olmasına izin veremeyiz. Bir şeyler yapmamız lazım. Evet, evet. Ben de şu şanzımandan başlıyorum hatta. Hatur. Gelmez o, gelmez. Mahallemize dadanan hırsızı nasıl engelleyebiliriz? Belediye başkanı olarak size danışmak istedim. Fırının sokağına kamera takalım bence. Evet, bu çok mantıklı. Hırsız bir daha kurabiyeleri çalmaya kalkarsa kim olduğunu öğreniriz. Benim daha iyi bir fikrim var. Fırının önüne hırsız savar muz yerleştirelim. Necati, hırsız savar muz diye bir şey yok. Üzgünüm dostum, sen aslında yokmuşsun. Nasıl? Sabah uyanıp kahvaltı yapmıştım halbuki. Neyse, yapacak bir şey yok. Benim muhteşem bir fikrim var. Fırının sokağına gözetleme kulesi dikelim. Kuleye biri çıksın, etrafı gözlesin. Hırsızı görürse gıdak gıdak diye bağırsın. Bu fikir hoşuma gitti. Ama kim gıdaklamaya gönüllü olur ki? Bana hiç bakmayın. Ben artık sadece özel davetlerde gıdaklıyorum. Süper Necati göreve hazır. Gece atıştırmalıyım. Arkamı kollaması için civciv oyuncağım. Ve gözetlemek için dürbünüm. Sen oradaki hırsız mısın? Saçmalama. Dükkanın sahibiyim ben. Tamam. Düzgün indir kepengi. İndirirken de kepenk kepenk diye bağır. Kepenk, kepenk. Aferin. Atıştırmalıklarım şimdiden bitmiş. Yoksa sen mi yedin? Gözüm üzerinde civciv, gözüm üzerinde. Gözetleme kulesi işe yaramış. Hırsız kurabiyeleri çalmamış. Ne? Kahvaltıda gözleme kulesi mi var yoksa? Yaşasın Necati! Yaşasın Necati! Necati bizi kurtardı. Kurabiyeler çalınmamış. Hırsız kaçtı. Süper Necati görevde. Eyvah! Pohpohlanınca Necati'nin egosu şişti yine. Egom şişman değil. Kemikleri biri. Necati! 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 Durun durun, yapmayın. Neden durdunuz? Devam etsenize. Necati! Necati! Nedense bunun sonu pek iyiye gitmeyecek gibi hissediyorum ama... Hop! Sen nereye gidiyorsun bakayım? Eve gidiyorum Necati. Orada gitme, trafik vardır. Ama yürüyerek gidiyorum. Arabaların ayakları yok mu sanıyorsun? Hey sen, adın ne bakayım? Ben Tanju'a. Necati, tanımadın mı? Necati yok, Süper Necati Bey diyeceksin. Geç oldu, evine dön hadi. Evim yok ki Necati. Hem sana ne? Fırının koruyucusuyum ben. Ben olmasam her şey birbirine girer. Bak, dikkatimi dağıttın. Şuradaki kağıt çöp kutusundan kaçtı. Bir tane daha kaçtı. Kağıtlar firar ediyor. Hepsi senin yüzünden Tanju. Necati, seni oraya hırsız yakala diye koyduk. Karışma milletin işine. Bunu gözetleme belgeme pati basmadan önce düşünecektiniz Remzi. Hayvanlar aleminde pati imza yerine geçer. Hop! Patileri kullanarak patinaj çekmek de yasak.
Şimdi bir patlayacak görecek. Samet, boşa al, yokuş aşağı kayalım. Buradan bize gofret çıkmaz. Hırsızdan sonra taptaze bir sorunumuz daha var. Ne yapalım? Belediye başkanı olarak size danışmak istedim. Takalım şu kamerayı artık. Evet, hem hırsızı engelleriz hem Necati abiye gerek kalmaz. Bence Necati'yi uzaya yollayalım. Daha bakkala bile yollayamıyoruz Necati'yi. Uzaya nasıl yollayacağız? Sokak köpeklerine mama verelim. Tanju abi, konumuzla ne alakası var? Buldum. Necati'yi gözetleyecek bir gözetleme kulesi daha dikelim. Onu da takip etmek gerek. Ya işten kaytarıyorsa? Harika fikir. Hem kamera koymaktan daha ucuz. Hemen arkadaşlara söylüyorum, kuleyi diksinler. Köpek maması fikrini eledik mi? Bence güzeldi. Hop, burada pipetle ayran içemezsin. Üzgünüm ama fırının güvenliğini sağlamak zorundayım. Benim ayranımla fırının ne alakası var? Çünkü hırsızlar çalkalamayı sever, tamam mı? Çalkala evladım, çalkala. Hop, Necati! Burada çalkalayarak millete laf atmak yasak. Remzi, sen karışma işime. Karışırım. Bu da gözetleme kulesini gözetleme iznim. Hem de çift patili. Hop, iki tekerle fırının önünden geçemezsin. Çok adamlılar korkuyor. Hey, dur. Oradan geri dönme. Oradan gitme. Oradan gitme. Oradan git, oradan git. Çok kararsız kaldım. En iyisi iki yöne birden gitmek. Yeni sorun kamera. Gofret! Kamera! Daha fazla kule! Sakin ol ve elindeki dürümleri yavaşça yere bırak. Sorun istemiyorum. Necati, sipariş elemanını ürkütme. Hop! Remzi, sesini çok yükseltme. Keçi çocuk, benim kulem daha yüksek. O yüzden benim sözüm geçer. Çok konuşma istersen. Hop! Adını bilmediğimiz kaplumbağa. Yaşın küçük diye bir şey demiyorum ama kış uykusu vaktin gelmiş senin. En yüksek kuleye ben geçtim. Artık söz hakkı bende. Bir daha düşün. Necati, kulemi rahat bırak. Tuğlaların arasına fındık kremasını az koymuşlar Remzi. Çektikçe geliyor. Çimento. Ne fındık kreması? Sakın yedim deme. Yer cücesinden Şahin Göze. Yer cücesinden Şahin Göze. Telefon bana mı abi? Kim konuştu? Gözüm iyi görmüyor da. Neyse. Şahin Göz'den yer cücesine. Efendim? Amaç kurabiyeleri çaldırmamaktı Şahin Göz. Şimdi hepiniz kulelere çıktınız ama fırını koruyacak kimse kalmadı. Tamam. He, o muhabbet. Merak etmeyin, fırıncı da kendi kulesinde, aşağıda değil. Yani çalınacak bir kurabiye yok ortada, tamam. Motokuryeden Toraman'a siparişini getirdim. Asansör yoksa çıkmam, haberin olsun. Tamam. Toraman dedin ve bahşişi kaybettin. Sepeti yolluyorum, tamam. Ha, sen dürümleri sepete koymamı istemiştin. Aşağıda kaldılar. Salsana beni tekrar. Bu kule işi çok eğlenceliymiş. Hey sen, kafası tuğlaya benzeyen çocuk. Öyle bakmak yasak. Gerçekten tuğlaymış. Bu fırıncının gözleri gerçekten kötü görüyor herhalde. Ama kulaklarım iyi duyuyor. Biri fırıncının kürekleri çok güzel kokuyor dedi ve haklı. Benim kulem daha uzun. Artık benim sözüm geçer. Benim kulem daha uzun. Benim kulem daha uzun. Benim kulem daha uzun. Necati, iş makinesini nasıl çıkardın oraya? Bilmiyorum Remzi. Yardım et. Eyvah. Bu gördüğüm gerçek olamaz. Kurabiyeleri kimin aldığını buldum. Abi, ince gerek kalmadıysa Mars'a dönüyorum ben. Toplu konut dikeceğiz daha. Tamam canım, dikkatli sür. Gece gece solucan deliğini, tekeri kaptırma. Şahin, Canan, kaçın! Doğru. Önce açıklamam gerekiyordu. Hırsız yok. Aç bir ejderha şehre inmiş. Kurabiyeleri de kesin o yemiştir. Ve şimdi tam sizin oraya doğru ilerliyor. Baba saçmalama. Ejderhalar gerçek değil.
değildir. Kızım, şehirde ikinizden başka kimse kalmadı. Kaçmayacağınıza emin misiniz? Beni de alın imdat! Yaklaşıyor. Sağa dönün. Tam arkanızda. Çabuk takla atarak salatalık diye bağırın. Bu hareketle işe yaramadıysa üzgünüm. Sizi tanımak güzeldi. Necati, karışma sen. Çocuklar, ejderha çok hızlı. Sanırım kaçamayacaksınız. Çabuk saklanacak bir yer bulun. Salatalık, salatalık. Şakir, sakin ol. Gel buraya. Kurabiye seven ejderhadan kaçmak için fırına girdiler. Zekalarını Necati abilerinden almışlar. Gurur duydum. Çabuk, kapıyı güçlendirmeliyiz. Ha? Bir dakika. Bunlar bayatlamış. En az 2 günlük kurabiyeler. Nasıl yani? Yani kurabiyeler çalınmamış. Başından beri buradaymış. Kesin fırıncının gözü görmedi ve çalındığını sandı. O zaman kurabiye seven ejderha neyin nesi? Ejderhaların muzlu puding sevdiğini herkes bilir Canan. Bence ortada ejderha falan yok. Yanlış yoldan doğru sonuca varanı da ilk kez görüyorum. Dur, beni bekle. Bu sadece ejderha şeklinde bir bulut. Baba, bizi yanılttın. 3 yanılma, 1 patlisi götürür Şakir. Kravatını iyi bağla, yarın okulda yersin. Eyvah, yarın okul mu var? Öğretmenim Necati ağlıyor. Tuvalete gidebilir miyiz? Necati, sen zaten Necati'sin. Öğretmenim, tuvalet ağlıyor. Necati'ye gidebilir miyiz? Ha? Neler oluyor? Necati abim tamam ama babamın hiç böyle saçmaladığını görmemiştim. Bunun tek bir açıklaması var. Evet, siz kardeşsiniz. Hayır. Yani evet ama açıklama o değil. O kadar yükseğe çıktılar ki oksijen eksikliğinden saçmalıyorlar. Onları kurtarmamız lazım Şakir. Evet, onları kurtarmamız lazım Şakir. Şakir'e bak, ne kadar da büyümüş. Aynı babasına benziyor. Oho, Remziler hem kendi etrafında hem de güneşin etrafında dönerler. Şakir, bu çok saçma. Öf. Sadece nasıl uçacağımızı bulmamız gerekiyordu ve bulduk. Hadi gel burada öfle. Öf, bu ne bilimsizlik. Öf. Sola! Canan, Şakir, sizi kurtardık. Hepinizden özür dilerim. Hepsi benim hatam. Evet, hepsi Remzi'nin suçu. Necati! Tamam, tamam. Belki de benim de minnak minnak suçum olabilir. Nasıl indireceğiz herkesi kulelerden? Bu saçmalığa bir son vermemiz lazım. Tabii ki kurabiyeyle. Bu kadar uzaktan ne duyuyordum ne görüyordum. Beni fırınıma götürün de en azından sadece görmeyeyim. Kuleden inen herkese kurabiye! Kurabiyelerim çalınmış. Ne? Aramızda bir şüpheli var. Siz ona bakmayın. Bulut ejderhaların muzlu puding sevdiğini herkes bilir. Ha, şaka şaka. Alın hadi, kurabiyeler burada. Gözlüğünü takmamış. Dur, orada değiliz. Atma kurabiyeleri. Evet, bugün dersimiz bittiğine göre biraz sohbet edebiliriz. Söyleyin bakalım, en büyük hayaliniz nedir? Servise akrep oldum kapmakom. Serviste arka koltuğu kapmak. Eskiden öğrencilere en büyük hayallerini sorduğumda şarkıcı, astronot olmak istediklerini söylerlerdi. Ne varmış servisin arka koltuğunda? Bir tek arka koltuğa oturunca kafam sığıyor. Arka köşeye sadece havalı çocuklar oturur. Yani ben. Arka koltukta oturup arka koltukta oturduğumu hayal edersem günüm çok iyi geçiyor. Her
Sadece arka koltuktaki kişi pencereyi kontrol edebilir. Pencere açık kalınca işte böyle hastalanıyorum. Bu yazı olayı da güzelmiş. Ama Necati abi hepimizden hızlı davranıp her gün koltuğu kapıyor. Ama bugün kararlıyım. O koltukta ben oturacağım. Nasıl olur? Hepiniz çıkışta beni izleyin. Kim çalıyor? Müdür bey ne yapıyorsunuz? Zil bozuldu da idare edeceğiz birkaç gün. Sevmediyseniz başka melodilerim de var. Dırbım dırbım dım tıs dım dım. Dırbım dırbım dım tıs dım dım. Dım tıs dım tıs dırbım dım dım. Bugün benim günüm. Ne yaparsan yap servisin arka köşesi benim olacak. Ho ho hoy! O koltukta o kadar uzun süre oturdum ki benim şeklimi aldı artık. Çok beklersin. Görürsün sen. Bugün benim olacak. İstersen gel yarışalım. Madem o kadar eminsin, kaybeden kazananın tüm işlerini bir gün boyunca yapar. Anlaştık. Yarışacaklar. Yarış başlasın. Necati, bu saatte ne arıyorsun? Remzi Efendi çocuğu yollasana, geç kaldı. Öf, Şakir! Remzi, ne bağırıyorsun ayol? Şakir'i çağırıyor Necati. Şakir! 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 Hepimizi uyandırdın. Öf, tamam. Gün başladı Şakir. Tüm işlerimi sen yapacaksın. Sabah sabah ne işin var Necati abi? Güne hazırlanmam lazım. İyi de ben nasıl hazırlanayım senin yerine? Senin yapman lazım onu. Küçük düşünüyorsun Şakir. Büyük düşün. Daha büyük. Daha büyük. En büyük. Tamam, o kadar çok düşünme yeter. Necati abi, bu saçmalık. Şşt, lütfen. Bu bir sanat Şakir. Sakın küçümseme. Hadi çok işimiz var. Ben gene uyuyorum. Sen okula varınca uyandır beni. Servise yetişemedik senin bu isteklerin yüzünden. Minibüse binmek zorunda kaldık. Bir kişi alır mısın? Şaka mı yapıyorsunuz kardeşim? 5 kişi alıyorum sizden. Şakir, az daha ileri gitsene. Dımtıki çımtık, dımtıki çımtık. Zil 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 zil. Dımtıki çımtık. Bugün farklı bir şey deneyeyim dedim. Nasıl? Günaydın. Dişlerim fırçalanmış, bıyığım taranmış. Bir dakika, benim çalışmıyor. Yoksa sabah bulmacamı çözmedin mi Şakir? Necati abi, uyurken nasıl bulmaca çözdürecektim sana? Çabuk bana bir soru sor Canan, yoksa benim çalışmaya başlamaz. Üç kere beş? Çarşamba. Tamam, güne başlayabilirim. Artık gidebilir miyim Necati abi? Gidebilirsin. Bir dakika, niye ben temizlik yapıyorum ki? Şakir, al şu paspası, bu da yapılacaklar listesi. Of, of. Hadi çocuklar, gidip top oynayalım. Oley! Bacayı temizle. Temizlendi. Masaya yazılmış yazıları sil. Şimdi uzun boyluyum. Hala uzun boyluyum. Şu anda da uzun boyluyum. Şimdi de kumpirim. Şu anda da kumpirim. Ne yapıyorsunuz siz? Hiç masaya yazı yazılır mı? Ama tebeşir bu. Olsun. Yine de kirletiyorsunuz. Hadi hadi çekilin şuradan. Silindi. Basketbol toplarını besle. Ha? Bu da ne?
cik cik cik. İyi, alın bakayım, alın alın. Cik cik. Dur. Cik cik. Beslendi. Kimya laboratuvarını temizle. Of, Mirket abi çok dağınık bırakmış burayı. Cik cik. Ha? Cik. Ha? Aa! Burayı temizlemem 3 saat alacak. Keşke Necati abiye yaptırmanın bir yolu olsa. Aha! Hipnotize el kitabı. Sanırım dileğim kabul oldu. Hipnoz yöntemlerimi kimde deneyebilirim acaba? Ha? Cemşit, Arif'i kovalamayacaksın. Arif'i kovalamayacağım. Ha? Bunu nasıl yaptın? Özel güçlerimi sorgulamayacaksın. Ha? Buradan göremiyorum Şakir. Az yaklaşayım, bir daha dene. Ha? Özel güçlerimi sorgulamayacaksın. Ha? Özel güçlerini sorgulamayacağım. Oldu bu iş. Şimdi de gidip Necati abi de deneyeyim. Cemşit, Arif'i kovalamayı niye bıraktın? Yoksa kovalamaca oynamayacak mısın? Ha, yapamıyorum. Olmuyor. Seni emeleyeceğim. Ha? Neler oluyor burada Necati abi? Kovalamaca oynuyoruz. Bak, her şeyi kovaladık. Hohohoy! Sen de tam zamanında geldin. Sana bir sürü yeni emrim var. Tüm bu kovalar yerine kaldırılacağı. Hop, ne oluyor? Dünya dönüyor Şakir. Ben dünya duruyor sanıyordum ama bildiğin dönüyor. Bu çok eğlenceli olacak. Şimdi önce şu kimya laboratuvarından bir başlayalım. Acaba şimdi sana ne yaptırsam? Buldum. Tek tekerlekli bisikletle elinde çiğ köfte çevirerek dümdüz git. Ha? Sen galaktik yarışma kuralları eşitlik sözleşmesini bozdun. Cezalısın. Ha? Ne? Oku oğlum. Madde 9. Bir tavus kuşuna çuval yarışında yenilen kişi tavus kuşuna dönüşür. O değil. Madde 4592. 4590. 90 kaçtı? Öf, boş ver. Şakir, yarışma sonunda Necati'ye verdiğin sözü tutmadığın için cezalısın. Ha, neler oluyor? Çıkarın beni buradan. Eğer güneş batana kadar Necati seni affetmezse sonsuza kadar bu kar küresinin içinde kalacaksın. Böyle saçma ceza mı olur? İmdat! Necati abiye nasıl ulaşacağım buradan? Kim bilir nerede? İmdat! Bu da neymiş? Süpermiş! Sınıf defterlerini topladım öğretmenim. Masaya bırakıyorum. Canan, Canan, yardım et. Hadi kızım, çok önemli işlerim var. Çık artık. Çıktı. Şu topla oynayabilirim. Zil saati gelmiş. Eyvah. Öğretmenim, beni bırakmayın. Olamaz, olamaz. Okulun bitiş zili bu. Şimdi bir şey yapmazsam herkes evine dönecek ve beni kimse kurtaramayacak. Tek bir şansım var. İşte bu. Koşun, koşun, koşun. Amanın, çarpacaklar. Kurtuldum. Ama hemen birini bulmam gerek. Kumpir. Biri Canan mı dedi? Koşun. Ben kaptım bu sefer. Şakir. Canan, sonunda. Beni nasıl buldun? Müdürün odasında sesin geldi. Küre dikkatimi çekti.
gelmişti ama emin olamamıştım. Çünkü çok saçmaydı. Az önce yanımdan geçince iyice emin oldum ve peşinden koştum. Nasıl girdin bu kürenin içine? Uzun hikaye. Eğer hemen Necati abiyi bulamazsak sonsuza kadar burada kalacağım. Ha? Necati abi erken çıkmış okuldan bugün. Nerede olduğunu bilen yok. Yerdeki çiğ köfte izlerini takip et. Ne? Bu çok saçma. Şu an ne mantıklı ki? Tamam tamam. İşte şurada izler. Hadi gidelim. Umarım çok uzaklaşmamıştır. 100 kilometre sonra. Canan, güneş batmak üzere. Acele et. Burada yol bitiyor. Ama iz nasıl olur? Kardeşim ne yapıyorsun? Burası bir iş yeri. İşte burada. Çabuk onu hipnozdan uyandırmak için lop biri cuk biri çiki bom de. Lop biri cuk biri çiki bom. İşe yaramadı. Şakir, şu an seni burada bırakıp giderim bak. Tamam tamam. Bir bardak su hipnozu çözer. Ha? Elime çiğ köfte ışınlandı. Rüyada olmalıyım. Necati abi özür dilerim. Seni hipnoz ederek verdiğim sözden caydım. Acilen beni affetmen lazım. Yoksa sonsuza kadar burada kalacağım. Ha? Canan elindeki kar küresi benden özür diliyor. Şakir o Necati abi. Kar küresi değil. Ha? Ohoy! Doğru ya. Anlaşmamıza uymadın. Niye affedeyim ki seni? Al orada. Hohohoy. Necati abi lütfen. Şu pencereden bir basket topunun uçarak girdiği gün seni affedebilirim. Yani asla. Cik cik. Ha, kendi tuzağıma düştüm. İyi iyi. Affettim gitti. Yaşasın. Özgürüm. Kusura bakma Necati abi. Bundan sonra sana verdiğim sözleri tutacağım. Tamam affedildin evlat. Ha, neler oluyor orada? Kural kuraldır. Artık sen de bir tavus kuşusun. Hayır.